Bildiğimiz, hepimizin de bildiği en basit yöntem olarak bu kemik erimesi için iğneli bir yöntem, bu sıvı enjekte edildiği söyleniyor genelde. Bu tedavi hakkında neler diyeceksiniz? Yani bu hangi evredeki hastaya uygulanıyor bu iğneli tedavi? Şimdi osteoporozda ilaç tedavileri var. Evet, iğne tedavileri de var. Bir kemiğin erimesini önlemek ya da bir kemiğin yapımını artırmak şeklinde iki tür var. Şimdi ağızdan oral olarak ilacı içemeyen hastalarda tercih ettiğimiz yöntem ya da ilaç ağızdan aldığınız hapı tolere edemiyorsa hasta o zaman hani şey İğneli dediğiniz. İğneli, evet, o zaman iğne tedavisi ya da ağızdan aldığınız haplara cevap vermediyse hasta, o zaman biz iğne tedavisini uyguluyoruz. Yılda bir olabiliyor, 3 ayda bir olabiliyor. Her gün yapılan da iğne tedavileri var. Bu da yine hastanın o anki durumuyla bağlı. Eğer hastanın kemik erimi dereceleri çok yüksekse ve birçok yeri kırıldıysa, o zaman iğne tedavilerine daha çok öneriyoruz. İğne tedavisi ve hap tedavisi haricinde uyguladığınız nedir kemik erimesine? Diyet, iyi kalsiyum ve besin almak. İkincisi egzersiz. Dediğim gibi her zaman egzersiz. Kemiğe yük bindiren egzersizler her zaman kemik yapımına iyi gelir. Kemiğin güçlenmesine iyi gelir. Kemik erimesi azalır, iyileşir yani. Yani egzersizi aksatmamak lazım. tamamen bu rahatsızlık çözüme ulaşabiliyor mu? Yani bu egzersizler olsun, iğne tedaviler olsun ya da haplarla alınan tedavi sürecinden sonra kişi sağlıklı bedenine tekrar kavuşabiliyor mu? Hani yaşı hangi evrede olursa olsun tekrar bu bedeni taşıyabiliyor mu rahatlıkla? Şimdi evet, o tedaviye ne kadar uyum sağladığına bağlı hastanın. Tabii ki bazı istisnalar olabiliyor. Bazı hastalarımızda ilaç tedavisi yaramadığı durumlar olabilir. Çünkü o hastanın başka sağlık durumları vardır. Mesela kemik erimesine neden olan. O zaman daha ayrıntılı, daha farklı ilaçlarla yaklaşmak gerekebilir. Ama genellikle tedavi altında olan hastalar iyileşiyor tabii. Yani bir tedavi yöntemine cevap vermiyorsa diğer bir tedavi yöntemiyle tekrar bir tedavi yöntemine gidiyorsunuz. Tabii Bu ki. süreç ne kadar oluyor peki hocam? Yıllarca sürebilir. Yani kemik ölçümü yaptırıyoruz hastalarımıza. Hastalar biliyordur. Yılda bir kere olmak üzere ilacı hasta nasıl cevap veriyor? Bu ilaç işe yarıyor mu, yaramıyor mu gibisinden. O şekilde takip ediyoruz. Eğer verdiğimiz ilaç iyi gelmiyorsa değiştiriyoruz dediğim gibi. Bu da 3 ile 5 yıl osteoporoz tedavisi Uzun bir süreç sürebiliyor. o zaman. Evet. Çok uzun bir süre. Biraz sabır istiyor. Evet. Ama tabii hastanın kemik erimesi hafifse ve ilaca iyi cevap veren bir hastaysa 1-2 sene sonra ilacı kesebiliyoruz. Hasta hayatına devam ediyor.